videoda düşmüştüm Recep'le geldiğimizde. Şimdi de düşmemek için gayet temkinli bir şekilde yürüyorum. Ve ağlayan şelalemize geliyoruz. Biz düşündük ki çok su akıyor. Şelalede çok su fazla vardır diye düşündük ama galiba yok gibi. Bir dönelim bakalım. Nereden geldik derseniz, tamam, şu çizginin orada patika yolu var, oradan aşağı indik. Efendim, muhtemelen bundan 2 sene evvel biz burayı çekmiştik. Hatta bu şelalenin ismi de belli değildi. Biz buraya ağlayan şelale demiştik. Daha sonra işte 2 sene geçti. Biz Recep'le beraber ve diğer arkadaşlarla, size de tanıştıracağım tabii ki, onlarla bir sohbet edeceğiz. Ağlayan şelalemize geldik. Buradaki değişikliği sizlere göstermeye çalışacağız. İlk önce bir Recep'e merhaba diyelim. Recep, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olasın. 2 sene galiba oldu değil mi? Oldu abi, evet. 2 sene olmuştu biz buraya geleli. Geldiğimizde tabii su biraz daha mı fazlaydı? Bana öyle geldi. Belki de mevsim olarak değişti. Yosunlar çok fazlaydı da şu an yosun kalmamış peki. Yosun pek kalmamış. Bir de iniş yolunda hafif bir toprak kayması oluşmuş. Biraz inerken buraya gelen ziyaretçilerin dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca evet, burada bir masamız vardı ama masamız da maalesef kaldırılmış artık ya da yapılmış mı? Küçük bir havuz vardı, masa vardı. Evet, burada daha güzeldi o zaman. Hı hı. Onu kaldırmışlar ama gelmek isteyenlere tavsiye ederiz. Özellikle yaz mevsiminde çok serin oluyor burası. Yani şehrin kalabalığından kurtulup buraya gelmek isteyenleri bekleriz. Evet. Teşekkür ederim Recep. Sağ ol abi. Şimdi biz burayı tabii ki ben çok defa gördüm ama ilk defa gören misafirlerimiz de var. Şimdi onları bir tanıyacağız. Onların da duygu ve düşüncelerini alacağız inşallah. Hocam merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Şöyle isterseniz şu tarafa doğru. Buyurun, şelalenin önünde şelalenin önüne doğru bir geçelim. Evet, ben Deniz Akal'ın öğretim görevlisiyim. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde. Akdağ Madenliyim. 2 yıl oldu yaklaşık Yozgat Bozok Üniversitesi'ne geleli. Bugün de öyle bir gezerken dedik bir Recep Bey'le ziyaret edelim dedik. Sizin vesilenizle geldik ama gerçekten Yozgat'ta böyle doğa harikası, manzaraları görmek beni mutlu ediyor. Aslında biraz daha işte yerel yöneticiler bunun üzerinde dursalar, belki de Yozgat civarında bununki gibi bir sürü doğa harikası, böyle turizme açılacak yerler vardır, keşfedilmemiş yerler. Aslında yetkililer bunlarla ilgilense, burası mesela çok güzel bir turizm için elverişli, buraya turist çekebilecek, yerli, yabancı turist çekebilecek güzel bir doğa olayı. Yani hı-hı, şurada gördüğümüz gibi. Evet. Gerçekten ben ilk defa geliyorum. Belki de bununki gibi Yozgat civarında bir sürü işte şelale vardır veya işte obruk vardır yani. Hı hı. Gezilecek, görülecek yerler vardır. Yetkililer gerekli düzenlemeleri yaparlar. Buraları turizme açarlar yani. Evet. Bu Yozgat'ın turizm açısından, gelişmesi açısından da önemli bir unsur olur aynı zamanda. Hemen de Yozgat'ın yanı başında. Çok tabii da yakın tabii, yok yani. Da, çok uzakta değil yani. Evet. Hemen 10-15 kilometre falan geldik yani. Ama ismini de güzel koymuşsunuz. Evet. Ağlayan Şelale. Çünkü su kaynağı herhalde biraz az olduğu için yavaş damla yavaş damla akıyor, damla damla akıyor. Aha. İsmi de tam kendisine yakışmış. Evet, isim babaları biz olduk. Aynen güzel olmuş. İnşallah turizme açılır da insanlar da ziyarete gelirler buraya. Evet, evet. Kendi olanaklarıyla da gelebilirler. Güzel tabii, bir mekan. Tabii güzel, evet evet güzel. Hı-hı. Hoş bir yer. Hocam teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olasın. Thank you.
Bir tanıyalım hocam sizi. Merhaba, ben İbrahim Erdoğan. Üniversitede çalışıyorum. Deniz hocamın ve Recep Bey'in iş arkadaşlarıyız. Evet. Burayı ilk defa gördüm. İlk defa geldim. Memleket neresi? Memleket burası. Yolda. Yolda hemen yanı başında böyle farklı bir mekan olması da güzel. Yani aslında uzaktan bakınca bir şeye insan böyle tam algılayamıyor ama yanına gelince gerçekten farklı bir ortam. Su da güzel süzülüyor. Değişik bir havası var buranın. Aşağıdan yukarıdan aşağıda indiğimiz zaman. Evet. Nemli bir havası var. Nemli değil mi? Burası evet. Söylediğin gibi bak terledik hele. Evet, yani buranın tuz nedenini demesi daha mantıklı olur. Yani şöyle bir çevre bakımı yapılsa insanlar gelirler, görürler. Biz aile ortamında biz tabii geldik, ziyaret ettik ama tabii biraz yolları falan yapılmış olsa ufaktan daha da güzel olur galiba. Doğada gezmeyi seviyorsun herhalde İbrahim, değil mi? Doğada severim gezmeyi de. Farklı yerleri de görmeyi. Farklı yerleri görmeyi severim. Anladım. Yine de otantik yerleri severim. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Efendim, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun.